Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de gerçekleşmiş bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bu olay genel hatlarıyla Junko Furuto davasına acayip derecede benzeyen bir olay. Normalde benden birçok Türkiye'de geçmiş olayı araştırmamı istiyorsunuz. Fakat ben Türkiye'de gerçekleşmiş şeyleri genelde paylaşmak konusunda birazcık temkinli davranmak zorunda hissediyorum. Çünkü gerek mağdurların gerekse suçluların ailesinin ve yakınlarının bu tarz bir videoya denk gelmesini ve o kötü günleri tekrardan hatırlamalarını istemiyorum açıkçası. Fakat Junko Furuto davasının altındaki yorumlarda o kadar çok Türkiye güzellemesine denk geldim ki işte Türkiye'de böyle bir şeyin olması imkansız, Türkiye'de böyle bir şey olsa bu suçluları yaşatmazlar, gün yüzü göstermezler, Türkiye'de kimse bu kadar acımasız olamaz, kimse kimseye böyle işkenceler yapamaz tarzlı birçok Türkiye güzellemesine denk geldim. Evet, çok güzel bir ülkemiz ve çok güzel insanlarımız var. Fakat ne yazık ki istisnai durumlar da var. Her ne kadar biz unutmuş olsak da, her ne kadar zaman üstünü örtmüş olsa da Türkiye'de de ne yazık ki böyle olaylar yaşanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi hemen olaya geçmek istiyorum ama gerçekten olayın işlenme sebebi, cinayetin işlenme sebebi, cinayetin işleniş tarzı sizin sinirlerinizi acayip derecede bozabilir. O yüzden yakınlarınızda, yörenizde bir şeyler varsa lütfen uzaklaştırın. Çünkü ekrana her an bir şey atabilirsiniz. Her neyse, daha fazla uzatmadan olayı anlatmak istiyorum. Ayrıca bu videolardan oluşan bir oynatma listesi hazırladım. Dilerseniz bu tarz olayları öğrenmek için o oynatma listesini de izleyebilirsiniz. O oynatma listesinin kartları ve videonun sonuna da ekleyeceğim. O zaman hemen Yeşilyurt ailesinin hikayesine geçelim. Öncelikle size biraz Yeşilyurt ailesinden bahsetmek istiyorum. Yeşilyurt ailesi 4 kişilik bir aileydi. Sessiz, sakin bir aileydi. Maddi bazı zorluklar çekiyorlardı ama yine de kendi yağlarında kavrulmayı başarıyorlardı. Anne Hanım Yeşilyurt ve baba Rıza Yeşilyurt kendilerini çok eğitimli olmayan insanlar olarak tanımlıyorlar. Yani belli bir eğitim düzeyinin altındaydılar ama yine de bütün çabalarını iki tane nur topu gibi kız çocuğu yetiştirmek için kullanmışlardı. Rıza Yeşilyurt ve Hanım Yeşilyurt çiftinin iki tane kızı vardı. Bir tanesi 21 yaşındaki Serpil Yeşilyurt, diğeri ise 19 yaşındaki Şengül Yeşilyurt'tu. Bu kızlar Üsküdar Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi'nde çocuk gelişimi bölümü okumuştu ve bu olaylar olduğu tarihte de yakınlardaki bir yuvada okul öncesi öğretmenlik yapıyorlardı. 5 Ekim 1998 tarihine kadar gerçekten bu ailenin çok sessiz, sakin ve güzel bir hayatı vardı. Anne ve baba için kızları tamamen bir gurur kaynağıydı ve kızlarının çalışmaya başlamasıyla da üzerlerindeki maddi yük ciddi oranda azalmıştı. Her yerde kızlarından bahsediyorlardı. Kendilerine nasıl maddi olarak destek olduklarından bahsediyorlardı. Fakat dediğim gibi ne yazık ki bu ailenin bütün kaderi 5 Ekim 1998 tarihinde tamamen değişti. 5 Ekim gecesi anne Hanım Yeşilyurt ve kızları Serpil ve Şengül Yeşilyurt evden mahalledeki bir kına gecesine gitmek için çıkmışlardı. Kına gecesine gittiler fakat Serpil Yeşilyurt kısa süre içinde eve geri dönmek istedi. Aslında eve geri dönmek istemesine sebep olacak elle tutulur bir sebebi yoktu. Sadece eve dönmek istiyordu. Belki dinlenmek istiyordu, belki sıkılmıştı, belki başı ağrımıştı, bilemiyoruz. Bunun üzerine anne Hanım Yeşilyurt kızlarını toparladı ve ayaklandı. Fakat Şengül Yeşilyurt biraz daha kına gecesinde kalmak istedi. Annesi de ona eve tek başına dönmemesi şartıyla, yani komşularla birlikte dönmesi şartıyla biraz daha kına gecesinde kalması için izin verdi. Ve büyük kızı Serpil Yeşilyurt'la birlikte yola çıktılar. Eve yürüyerek gideceklerdi. Çünkü kına gecesinin yapıldığı yer ve kendi evleri yürüme mesafesindeydi. Yani 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesindeydi. Ne kadar oyalanarak gitseler de, ne kadar yavaş yürüseler de maksimum 20 dakika içinde evde olacaklardı ve her gün gelip gittikleri bir yoldu yani. O yüzden kına gecesinden çıktıktan sonra yürüyerek eve gitmeyi tercih ettiler. Fakat kısa süre içinde
Yanlarında bir araba durdu. Bu arabayı fark ettikleri gibi anne ve kız paniklediler ve adımlarını hızlandırdılar ama artık ne yazık ki çok geçti. Arabadan 3 tane genç indi ve onları yaka paça kafalarından ittirerek arabaya bindirmeyi başardılar. Anne ve kız ilk başta kendilerini arabadan atmak istediler ama gençler buna engel oldular. Arabanın içinde ciddi derecede alkol ve tiner kokusu vardı. Gençlerin madde etkisinde olduğu her hallerinden belliydi. Arabanın içinde 4 tane genç vardı. Bu 4 tane gencin isimleri sırasıyla İsmail, 16 yaşında İsmail, 16,5 yaşında, 15 yaşında ve 17 yaşında. Yaş aralığına bakar mısınız? Bunun üzerine Serpil Yeşilyurt durmadan bize değmeyin, bize dokunmayın, kimsemiz yok, yapmayın falan diyordu. Ama kız bir nevi şoka girmiş gibiydi. Yani tepki de veremiyordu, mücadele de edemiyordu. Fakat annesi Hanım Yeşilyurt durumun farkındaydı. Ve hem kendisini hem de kızını koruması gerektiğini de farkındaydı. Ve durmadan gençlerle konuşmaya çalışıyordu. Sizin anneniz, sizin bacınız yok mu? Yapmayın. İndirin bizi, işte kimseye bir şey söylemeyiz falan diyordu. Gençleri empati yapmaya yönlendirmeye çalışıyordu. Onlarla iletişime geçmek istiyordu. Fakat gençler kadının bu laflarıyla eğleniyor gibi görünüyorlardı. Kadın sizin anneniz bacınız yok mu dedikçe kendi analarına bacılarına da küfretmeye başlamışlardı. Bunun üzerine kadının bu sözlerinden artık rahatsız olmuş olmalı ki gençlerden bir tanesi kadının kafasına bira şişesiyle vurdu. Şişe kadının hemen şakağında patladı ve tabii ki kan gelmeye başladı. Bunun üzerine Serpil daha da ağlamaya ve titremeye başlamıştı. Kadın kızına sokuldu ve korkma belime sarıl dedi. Bunun üzerine Serpil annesinin beline sarıldı. Kadın yine gençlerle konuşmaya devam etmeye çalıştı. Onları bir şekilde durdurabileceğine inanıyordu. Ama gençler orman yoluna saptılar ve tenha bir yere geldiklerinde anneyi ve kızı arabadan indirdiler. Bu noktada ifadesine göre anne ve kız iner inmez birbirlerine sarılmak istedi, birbirlerine sokulmak istedi. Ve biz de onlara izin verdik diyor. Sanırım bu noktada kendisini merhametli hissetmiş olmalı. Dediğim gibi anne ve kızı arabadan indirdiler ve onları birbirlerinden ayırdılar. Ve sonrasında anne Hanım Yeşilyurt'u dövmeye, tekmelemeye başladılar. Durmadan kadının kafasına tekme atıyorlardı ve bize bakma, bize bakma deyip duruyorlardı. Sonrasında iki tanesi kadının ellerini ve gözlerini atletleriyle bağladı. Ve kızının önüne defalarca kez tecavüz etmeye başladılar. Bu noktada cebinden bir bıçak çıkarttı ve ilk bıçak darbesini kadının boğazına indirdi. Kadının boğazından kanlar fışkırmaya başlamıştı. Fakat bu onu durdurmadı. Kadına defalarca kez bıçak saplamaya devam ettiler. Neresine geldiği umurlarında bile değildi. Bıçağı arkadaşlarına verip onlara siz de saplayın diyorlardı. Sonrasında Serpil'i tekrardan arabaya bindirdiler ve yaklaşık 2 kilometre kadar uzaklaştılar. Ve böylelikle Serpil'in de işkencesi başlamış bulundu. Serpil'i 2 kilometre sonra arabadan indirdiler ve arabadan 100 metre kadar uzağa sürüklediler. Kızı dövmeye, tekmelemeye ve yumruklamaya başladılar. Ve kızı sırasıyla tecavüz etmeye başladılar. Kızı sırasıyla tecavüz ediyorlardı, durmadan tecavüz ediyorlardı ve biri tecavüz ederken diğerleri geçip bu durumu izliyordu ve eğleniyorlardı, şakalaşıyorlardı. Sonrasında yine ilk bıçak darbesini indiren insan oldu. Sonrasında bıçağı verdi ve ifadesine göre bıçağı bir kere sapladı ve ikinci saplayışında bıçak yamulmuştu. Bu durumu kemiğe gelmiş olmalı diye nitelendiriyordu. Fakat bıçağın yamulması bile onları durdurmadı ve ne yazık ki Serpil'i orada defalarca kez bıçakladılar. Ama Serpil annesi kadar şanslı değildi. Bilincini hemen kaybetmemişti ve ne yazık ki bu işkencenin sonuna kadar da bilinci açıktı ve hayattaydı. Serpil'i defalarca kez bıçakladılar. Vücudunda birçok bıçak darbesi vardı. 90'ın üzerinde bıçak yarası vardı vücudunda. Bunun üzerine bazı kaynaklarda bu 4 gencin Serpil'in yaralarına işediği yazıyor. Her ne kadar ben buna inanmak istemesem de böyle bir bilgiye denk geldiğim için paylaşmak istedim. Serpil'in meme uçlarını kestiler ve son olarak da Serpil'in gözlerini oydular. Ve Serpil gözleri oyulurken dahi ne yazık ki hayattaydı. Hala yaşıyordu. Bilincini tam olarak kaybetmemişti.
Ve ne yazık ki Serpil'in bu işkencesi tamı tamına 2 saat sürdü. 2 saat sonra gençler toplandılar ve arabaya binip oradan uzaklaştılar. Demiştim ya, hanım yeşil yurtta kızından 2 kilometre kadar ötede kalmıştı. Fakat gençler onu öldü sanmışlardı ama hanım yeşil yurt kendisine yapılan bu işkenceden yaklaşık 1,5 saat sonra mucizevi bir şekilde kendisine gelmişti. Ve o an aklına geçen ilk şey, madem öleceğim en azından helikopterler beni ararken cesedimi bulabilecekleri bir yerde öleyim oldu. Ve kendisini elinden geldiğince sürüklemeye çalıştı. Fakat yine mucizevi bir şekilde karşısına bir ev çıkmıştı. Kadın kendini zorlukla o evin bahçesine atmayı başardığında aklından geçen tek şey kızını da kurtarabileceği ihtimaliydi. Ev halkı hemen kadının yardımına koştu. Hemen ambulans çağrıldı. Fakat kadın bilincini çoktan kaybetmişti. Kadın hemen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma yatırıldı. Ve tabii ki bu haber kına gecesinin yapıldığı mahalleye de bomba gibi düşmüştü. Herkes Serpil'in kaçırıldığını söylüyordu. İnsanlar ilk başta Serpil'in bir yere kaçtığını düşündü. Yani genç bir kızdı ve sevdiği birine kaçtığını düşünmüşlerdi. Kendi isteğiyle kaçtığını düşünmüşlerdi. Ama sonrasında annesi hanım Yeşilyurt'un hastanede yoğun bakımda boğazı kesilmiş bir şekilde yattığını öğrendiklerinde mahalle halkında mesaisi başlamış bulundu. Kadınlar oradan oraya koşuşturup bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. Ve köyün gençleri ve erkekleri de ellerine meşaleleri, kandilleri ve el fenerlerini alıp her yeri aramaya başlamışlardı ama Serpil'i ne yazık ki hiçbir yerde bulamıyorlardı. Olaydan yaklaşık 4 gün sonra suçlulardan bir tanesi küçük bir suça karıştı ve tutuklandı. Ve böylelikle bu olay çözülmeye başladı. Çünkü suçlu korkup her şeyi itiraf etmişti. Ve bununla birlikte 4 genç Serpil Yeşilyurdu öldürmekten tutuklandılar. Polisleri aldı ve Serpil'in cesedini bıraktıkları yere götürdü. Polis zaten Serpil'i öldürdüklerini tahmin ediyordu ve bir cinayetle karşılaşacaklarını da tahmin ediyorlardı. Fakat yine de Serpil'in bedenini gördüklerinde resmen şok oldular. 4 tane çocuğu sorgulamışlardı ve bu 4 çocuğun bu kadar iğrençleşebileceğini tahmin etmemişlerdi. Yani böylesine bir görüntüyle karşılaşacaklarını tahmin etmemişlerdi. Serpil'in vücudu, cesedi hemen morga kaldırıldı. Ve böylelikle çocukların yargılanma süreci başlandı. Serpil bulunduğunda o gün üzerinde olan altın bilezikleri ve altın kolyesi yoktu. Bunun üzerine çocukların bunları da aldığı öğrenildi. Hatta bu olaydan bir gün sonra kız kardeşi Leyla'nın, 15 yaşındaki kız kardeşi Leyla'nın düğünü vardı ve bileziklerden bir tanesini ona taktığı söyleniyordu. Dediğim gibi bu bilezikler ve altın kolye sonrasında aileye teslim edildi. Gençler tutuklandığında haliyle neden böyle bir şey yaptıkları soruldu. Neden böyle bir şey yapmışlardı? Gençlerin söylediğine göre arkadaşlarından o gün cezaevinden çıkmıştı ve gençler bunu kutlamak istemişlerdi. Fakat Serdar'ın söylediği ilk şey karı istiyorum oldu. Bunun üzerine bu 4 genç bir kerhaneye gittiler. Yani para karşılığında kadınlarla birliktelik kurabilecekleri bir yere gittiler. Fakat Serdar buradaki kadınları beğenmedi ve arkadaşlarına dönüp taze kız istiyorum, taze kan istiyorum dedi. Bunun üzerine bu 4 genç bir araba çaldılar ve Ümraniye sokaklarına girdiler. Onların tabiriyle, onların ifadesinde yer aldığı şekliyle buldukları ilk uzun saçlı insanı arabaya atmışlardı. Fakat bunun bir erkek olduğunu görünce onu yol üzerinde tekme tokat indirmişlerdi ve tekrardan yola devam etmişlerdi. Bir üst sokağa girmişlerdi ve burada da kına gecesinden evlerine dönmekte olan anne ve kızı görmüşlerdi. Ve olay ne yazık ki bu şekilde gelişmişti. Bu 4 tane genç daha sonrasında sorguları devam ederken olay yerine götürüldü ve polis onlardan bir tatbikat yapmalarını istedi. Yani olayın yaşandığı anı tekrardan canlandırmalarını istiyordu. Bunu haber alan Yeşilyurt ailesinin sevenleri ve yakınları ve komşuları yaklaşık 100 kişilik bir grup buraya akın ettiler ve bu 4 genci linç etmeye çalıştılar. Kalabalıktan onları bize verin, cezalarını biz verelim gibi sesler yükseliyordu. Polis ancak kalabalığı havaya ateş açarak durdurabildi. Ve bu şekilde gençleri korumuş oldu aslında. Bunun üzerine Milliyet Gazetesi'nin bir yazarı gençlerle bir röportaj yapıyor. O röportajı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, kalabalık size sapık diyor, sizi öldürmek istiyor, linç etmek istiyor. Bunun karşısında ne düşünüyorsunuz diyor yazar.
Ve çocuklardan bir tanesi de diyor ki polis abilerimiz sayesinde kurtulduk. Bize çok iyi bakıyorlar, yedirip içiriyorlar. Yani tabii ki polise hiçbir şey diyemem. Çünkü bu tarz insanlar bile olsalar ne yazık ki bu insanların da canı onlara emanet. Sonrasında gazeteci diyor ki niçin bıçakladın? Göğüs uçlarını kesmişsin, gözlerini oymuşsun. Niçin bırakmadın diyor. Aynı da diyor ki hatırlamıyorum efendim, tiner çekmiştik, sarhoştuk. Ve savaş da bunun üzerine sessiz bir şekilde şöyle bir ifadede bulunuyor. Hepimiz her şeyi hatırlıyoruz diye fısıldıyor da gayri ihtiyari bir şekilde. Ve bu çocukların yargı süreci başlamış bulunuyor. Şimdi bu noktada hepiniz şunu diyebilirsiniz. Bu çocuklar artık gün yüzü göremez. Ama görüyorlar arkadaşlar. Çünkü daha çocuk oldukları için çocuk olarak yargılanıyorlar. Ve ne yazık ki infaz yasasına göre 14,5 er yıl hapis cezası alıyorlar. 1 Haziran 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'na yeni bir yasa yürürlüğe giriyor. Bu da Rahşan Affı. Aslında Rahşan Affı'nın politik bir af olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu suçlulara da son derece yaradı. Öyle ki bu 4 tutuklu gencin cezası 7 yıla indirildi ve 7 yıl sonra 24 Aralık 2005'te tahliye edildiler. Hatta bir tanesi bu serbest kaldıkları dönemde durakta minibüs beklemekte olan bir gence saldırdı ve bu gencin de askerden izne gelmiş bir genç olduğu anlaşılmıştı arkadaşlar. Genci bıçakladı, yani şartlı tahliye edildiğinde bile cinayet işleyen çocuklar bunlar. Daha sonrasında Haziran 2010'da taş atan çocuklar yasası adında yeni bir yasa yürürlüğe girmişti. Bunun üzerine bu çocuklar 2010 tarihinde tekrardan Üsküdar Çocuk Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar. Şimdi yeni aldıkları cezaları söylemek istiyorum. Duruşma esnasında tutuklu sanıklar savaş 29 İsmail 31 tutuksuz sanıklar İsmail 30 ve 31 yaşındaydılar ve olay olduğu zamanki yaşları göz önüne alınarak mahkeme bu çocukları bu sefer 15 yaşında olay olduğunda 15 yaşında olan 15 yıl, 16 yaşındaki 16 yıl, 16 yaşındaki sanık 17 yıl ve 17 yaşında olan sanık ise Serpil Yeşilyurdu kaçırıp zorla ırzına geçmekten, kızlık bozmaktan, delilleri saklamaktan ve canavarca hislerle öldürmekten 19 yıl kadar ceza verdiler arkadaşlar. Cezalandırılmaları bu şekildeydi. Bu olay olalı yaklaşık 23 yıl oldu. Yani bu insanlar dışarıdalar. Olaydan sonrasında ailesi savunmaya devam ettiler. Babası oğlunun çok iyi bir genç olduğunu, ailesine çok bağlı olduğunu, etrafındakilere çok saygılı olduğunu fakat arkadaşlarının tehdidiyle böyle bir olaya karıştığını iddia ediyordu. Hatta ve hatta hanım yeşil yurdun yaşamasında kendi oğlu sağlamıştı. Oğlunun kendisine anlattığına göre arkadaşları Serpil yeşil yurda tecavüz ederken ona döndüler ve dön bak bakalım annesi yaşıyor mu dediler. Çocuk bunun üzerine geri döndü. Hanım yeşil yurdun yaşadığını gördü ve ona ölü taklidi yap deyip oradan uzaklaştı. Ailesine anlattığı ifade bu yöndeydi. Ailesinin polisle paylaştığı ifade de bu yöndeydi. Fakat hanım yeşil yurdun böyle bir ifadesi yok arkadaşlar. Hanım yeşil yurdun ifadesine göre kendisi 3. bıçaktan sonra bayılmıştı. Ayıldığı zaman da kendisini bir evin bahçesine atmıştı. Yani yine çocuk bir ailesi kendilerini merhametli göstermeye çalışıyorlar. Bu 4 çocuğun cezalandırılması bu şekilde oldu. Anne hanım yeşil yurda gelince şakağında patlayan bira şişesinden dolayı tek gözünü kaybetti. Boğazındaki yaradan ötürü de konuşmakta zorluk çekiyor. Ama ne yazık ki asıl yara kalbinde, kızını kaybetti. Bu olaydan sonra defalarca kez kendini öldürmeyi düşündü. Kızını yalnız bıraktığı için kendini suçladı. Fakat annenin ifadesine göre sonrasında tek düşündüğü şey ikinci kızı oldu. Şengül'üm için yaşamak zorundayım, onun için yaşamam gerekiyor diye düşündü. Ve bu şekilde bir şekilde yaşamaya devam etti. Ve arkadaşlar hanım yeşil yurt o gün kızının kına gecesinde yediği Choco Prens'in ambalajını hala saklıyormuş. Kızımın yediği son yemek diye. Gerçekten çok üzücü bir olay. Bugünkü olay ne yazık ki buraya kadardı. Ne yazık ki böyle bir olay Türkiye'de de yaşandı. Ve ne yazık ki
bu insanlar ne adil bir şekilde yargılandı ya da hani bizim tahmin ettiğimiz gibi ya bunlar dışarıya çıktığında yaşayamaz gibi bir durum olmadı. Gayet de yaşadılar. Her detayıyla benim çok çok kalbimi kıran bir şeydi. Yani umarım videoyu sabırla izlemeyi başarmışsınızdır. Bu tarz şeylerin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz unutursak bir şekilde başka bir olay tekrardan bize hem bunu hatırlatacak hem de unutulması daha güç bir olay yaşanacak diye düşündüm. Bugünlük videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.